Ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere çok lezzetli, nefis bir ana yemek tarifiyle geldim. Fırında şiş köfte hazırlayacağız. Mangal lezzetinde efsane bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen bu güzel tarifimizin yapımına geçiyorum. Köftemiz için 500 gram orta yağlı kıymayı uygun bir kabın içerisine alalım üzerine bir çay bardağı ev yapımı galeta unu kullandım Dilerseniz hazır galeta unu da kullanabilirsiniz bir tane yumurta ekledim bir tane orta boy kuru soğanı rendeledim 2 dişli sarımsak var onu da aynı şekilde rendeledim baharat olarak karabiber pul biber kırmızı toz biber tuz ve kimyon kullandım bunların miktarlarını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz bu arada çay kaşığının ucuyla da karbonat ekledim. Bunu da belirtmek istiyorum. En az 3-4 dakika boyunca köftemi yoğuracağım. Bu şekilde daha güzel bir köfte elde edeceksiniz. Yoğurma aşamasında yarım çay bardağına yakında su ekledim. Bu sayede köfteniz yumuşacık, hafif böyle sulu sulu çok güzel bir köfte olacak. En az 3-4 dakika boyunca köfte harcımı yoğurduktan sonra e, kapağını kapatacağım ve dolapta şöyle 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Eğer vaktiniz yoksa hemen de şekil verebilirsiniz. 1 saat dinlendirdikten sonra elimde şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve elime hafif yağ batırarak yuvarlıyorum. Yağ yerine suyla da yuvarlayabilirsiniz tabii ki daha pürüzsüz olması için. Çok fazla da büyük büyük yapmayalım. Dediğim gibi ceviz büyüklüğünde olması yeterli olacaktır köftelerimizin. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız ben de izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden destek veren, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet aynı şekilde tüm köftelerimi yuvarlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ara ara elimi hafif yağa batırıyorum ki köftelerin üzeri daha pürüzsüz olsun diye. Evet bütün köftelerimi bu şekilde hazırladım. Diğer taraftan aralarına yerleştirecek olduğum biberlerimi ve domateslerimi de hazırladım. Ben böyle küçük küçük domateslerden kullandım. Biberlerimi de yine domatesin boyutuna göre kestim. Sizler dilediğiniz şekilde tabii ki hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hem görüntü olarak hem de lezzet olarak inanılmaz güzel oluyor. Evet şimdi şiş köftelerime önce e, köftemi sonra üzerine birer tane aynı boyutta olan domatesi yine biberimi de diziyorum. Aynı şekilde devam ediyorum dizmeye. İsterseniz aralarına patates de dizebilirsiniz. Böyle yine küp küp olacak şekilde doğrayıp veya sizler de bu şekilde köfte, domates ve biber olarak da dizebilirsiniz. Evet bunu hemen kenara aldım. Aynı şekilde şişlerimi dizmeye devam ediyorum. Ben patatesi e, tepsinin kenarına koyacağım. 3 tane patatesi elma dilimi şeklinde doğrayıp e, ama dediğim gibi aralarına da dizebilirsiniz. Öyle de gayet güzel olacaktır. E, özellikle böyle Ramazanda bu tarifi hazırlayabilirsiniz veya e, misafir sofralarınız için de bu e, ana yemeği tercih edebilirsiniz. Hem görüntü olarak çok güzel oluyor hem de lezzet olarak inanılmaz güzel bir e, ana yemek oluyor arkadaşlar. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Evet hepsini bu şekilde e, şişlerime dizdim, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştirdim ve artık üzerine yağını sürebilirim. Çok fazla yağ değil, böyle hafif fırçayla süreceğiz. Hem üzerinin daha güzel kızarması için hem de kurumaması için. Böyle bol yağlı olmayan, kendi yağıyla pişen çok lezzetli bir köfte olacak. Evet, böyle üzerlerini hafif hafif fırçayla sürmeniz yeterli arkadaşlar. Bu arada söylediğim gibi kenarına ben garnitür olarak patates koyacağım. Elma dilimi şeklinde patateslerimi doğradım. Üzerine baharat olarak biraz kırmızı toz biber, biraz tuz attım ve biraz da ayçiçek yağı koyup güzelce harmanladım. Daha sonra tepsimin kenarına bir sıra olacak şekilde diziyorum. Eğer tepsinizde biraz daha yer varsa tabii ki daha fazla da koyabilirsiniz. Bu arada fırını da önceden ısıtalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fanlı fırında köftelerimi pişmeye bırakacağım. Patateslerimi de yerleştirdim ve artık köftelerim fırına girmek için hazır. Şu an bile gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yapımı gördüğünüz gibi çok pratik ama birazdan göreceksiniz sonucu muhteşem bir ana yemek olacak. Benim fırınımda yaklaşık 45-50 dakikayı buldu pişmesi. E, pişme süresinde ara ara e, çevirebilirsiniz altı ve üzeri daha güzel pişmesi için. Yaklaşık 45-50 dakika sonra artık köftelerim ve patatesim çok güzel bir şekilde pişti. E, bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü pişirelim. Evet sizler için hemen servis tabağımı aldım. Yanına bir de pirinç pilavı ile servis ederek sizlere hemen yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam bir görsel şölen ve çok lezzetli bir ana yemek oldu. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Ramazan sofralarınıza çok yakışacak bir ana yemek arkadaşlar. Evet hemen şöyle servis tabağımı aldıktan sonra biz de sizlere Yemeğimizin dokusunu nasıl pişip pişmediğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi köftesi çok güzel pişmiş. Kesinlikle kurumamış. Ve lezzeti gerçekten şahane olmuş. Şöyle yakın anda göstermek istiyorum. Bir de patatesini aynı şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi lokum gibi ikisi de pişmiş ve çok lezzetli bir ana yemek olmuş. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz. Bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bunun gibi daha birçok ana yemek tarifleri, çorba tarifleri, tatlı tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramlarını kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eğer tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.